Kuzey Almanya'nın Bremen kentinden bu yaşlıların sıkı bir egzersiz planı var. İnternette dolaşacaklar, mail gönderecekler, Skype'ı öğrenecekler. Ve bunların hepsini tablet bilgisayar üzerinden yapacaklar. Ailemin tüm fertlerinin bilgisayarları, internet bağlantıları var ve bana şöyle dediler, sen bunları beceremezsin. Şimdi önüme böyle bir fırsat çıkınca dedim ki, buna ben de bir katılayım. Bu alanda biraz tecrübe kazanmalıyım. Kurslar büyük ilgi görüyor. Mart ayından bu yana yaşları 65 ila 90 arasında değişen kursiyerler haftada bir kez ders alıyor. İlk tecrübeler olumlu. Tablet bilgisayarsa onların bu alana adım atmasını kolaylaştırıyor. Bazı kişilerde titreme var. Elleri titrediğinden bilgisayarı kullanmada gerçekten zorlanıyorlar. Buna rağmen aygıtı ellerine alıp çalışmaya başlamaları ve bundan keyif duymaları, aygıtı ellerinden bırakmak istememeleri beni şaşırtıyor. Ön yargıların kırılması ve bu işi becereceklerine inandırılmaları aşılması gereken ilk engel. Dijital Fırsatlar Vakfı'ndan Yuta Kroll da bu engeli aşma azminde. Ona göre yeni teknolojiler birçok avantaj sağlıyor. Klasik bilgisayarda öncelikle yazı karakterlerini nasıl büyüteceğimi öğrenmem lazım. Oysa tablet bilgisayarlarda işlemler parmakla hafifçe dokunularak yapılıyor ve her şey anında görülüyor. İşte bu ilk tecrübeler sayesinde aygıtın kullanımı sırasında öğrenilmesi gereken birçok ayrıntıyla gerçekten ilgilenilmeye hazır duruma geliniyor. Şu nokta önemli. Federal hükümetin yaptırdığı bir araştırmaya göre 50 yaşın üzerindeki Almanların yarısı, 70 yaş üzerindekilerin ise %70'ten fazlası internet kullanmıyor. Ancak günümüzde özellikle ailelerinin hemen yanı başında yaşamayan, aile fertleri farklı yerlere dağılmış durumda olan yaşlı insanlar için interneti kullanarak iletişimi devam ettirmek ve sosyal yaşam içinde kalmak gibi iyi bir fırsat ele geçmiş oluyor. Ne var ki tablet bilgisayarlarda da kullanıcı hesabı açmak gibi engeller var. Yaşlılar dokunmatik ekranı ise çoğu kez hızlı ve içgüdüsel olarak rahatlıkla kullanıyorlar. Eskiden çoğu mouse nedeniyle bilgisayara pes ediyordu. Learning by doing. Hep duyarım bunu. Yani sorup durma, otur aygıtın başına ve kendin dene. Kursa katılan her bir kişi tablet bilgisayarın farklı nimetlerini keşfediyor. Böyle bir şeyle trende, arabada seyahate çıkabilirsin. Sana mail gönderilebilir, telefon edebilirsin. Evdeki büyük bilgisayara bağlanmadan her şeyi yapabilirsin. Çok müthiş bir şey bu. Almanya'yı karış karış dolaşan bu adam şimdilerde valizinde hep tablet bilgisayar taşıyor.